Başlayabiliriz hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyina ve şefiina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili izleyenlerim, hepinizin bu mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak çok hayırlara vesile kılsın. Çok mübarek bir gecedir. Bu gecede ibadetlerin sevabı en az 1000 misli olduğu ifade edilmektedir. Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hürmetine bu geceyi Kadir gecesi gibi sevaba mazhar olmayı bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin diyorum. Geçen hafta, daha önceki hafta Pencereler namındaki Risale-i Nur'un Sözler Mecmuası'nın son bölümünden bir kısmını okumuştuk. Bunlar tevhid pencereleri, kalbe, ruha, akla ve insanın bütün duygularına açılan tevhid, Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğine açılan pencereler olmuş oluyor. Burada anlatılan bahislerde ilmi mantık, mantık ilmi kullanıldığı için her meselesi, tevhidin her meselesi akılla idrak edecek duruma getirilmiştir. Bir şey mantıkça doğru ise o her akıl için doğrudur. Herkes için doğrudur. Dolayısıyla muhteşem bir risale olduğunu söyleyebilirim. Yalnız Mektubat Mecmuası'nın 20. mektubun başında bir mukaddime var. Yani giriş. Burayla alakalı olduğu için orayı bugünkü dersin başında okumak istiyorum. Mukaddime, katiyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır. Yani hilkatin Cenab-ı Hak bu alemi niçin yarattı ve insanı niçin yarattı? Gayeleri var, belki de çok. Fakat bunların en yükseği niçin yaratıldı insan? Bunu felsefeyle filan cevap vermek mümkün değil. Ancak Kur'an ile. Evet, hilkatin en yüksek fıtratın yani en yüce neticesi Allah'a iman etmektir. Zişurun Allah'a şuur sahiplerini ve bilhassa insanları Allah'a iman ve ibadet etmek için yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Estaizu billah. Ve me halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben insanları ve cinleri ibadet etmekten başka bir şey için yaratmadım. İbni Abbas yani amcasının oğlu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük alimdir. Peygamber onun ilim sahibi olması için dua da etmiştir. O bu ayeti tefsir ederken insanları ve cinleri Allah'a inanmak ve ibadet etmek için yaratmıştır. Öyle buyurmuştur. Çünkü iman olmadan haliyle ibadet de olmaz. Ve insaniyetin en âli mertebesi insan terakki etmek için yaratılmıştır. Bunun da mertebe mertebe insanlar değişik mertebededir. Fakat bunun en yüksek mertebesi insan olarak en yüksek mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, manevi makam, en büyük makamı iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Allah'a iman içindeki Allah'ı tanımaktır. Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanırız? Cenab-ı Hakk'ı yaratmış olduğu eserleriyle tanırız. Mesela biz nasıl şu anda Mimar Sinan'ı görmedik, o dönemde yaşamadık ama tanıyoruz. Nasıl?
yaptığı köprülerle, binalarla, aşevleriyle, vakıf binalarıyla ve muhteşem Selimiye Edirne Selimiye Camisi ile tanıyoruz. Onun gibi en iyi tanıtan bir ustayı nedir? Onun eserleridir. Cenab-ı Hakk'ı da bize tanıtan nedir? Kainattaki mevcudattır. Her şey kendi kıymetine göre Cenab-ı Hakk'ı tanıtır. O beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Bir de Cenab-ı Hakk'ı tecelli eden isimleriyle, sıfatlarıyla ve şuunatıyla tanıyabiliriz. O gün ses gidiyor. Ya özür dilerim. Elimde olan bir şey değil. Biraz da heyecanlanıyorum. Evet. Marifetullah, Allah'ı tanımak. İki tane mümin diyelim. Hangisinin mertebesi daha yüksek? Allah'ı hangisi daha iyi tanıyorsa onun mertebesi daha yüksek. Peki beşer içinde en yüksek mertebede olan kimdir? Allah'ı en iyi tanıyan kimdir? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dır. Daha onun tanımasının mertebesine yetişmek de mümkün değildir. Evet, cin ve insin, cinlerin ve insanların en parlak saadeti. İnsanlar yaratılış itibariyle mes'ud olmak, saadete ulaşmak için gayret ederler. Yaratılış öyledir. Dolayısıyla insanların en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki Allah'ı tanımak içindeki muhabbetullah'tır. Muhabbetullah Allah'ı sevmek demektir. Bakın şöyle, muhabbetullah da ismi Vedud'a mazhar olurlar. Terakki eden veli zatlar şunu diyorlar. Ya Rabbi diyorlar, biz cenneti istemiyoruz. Bir lem'ayı muhabbeti ilahiye, senin muhabbetinin bir pırıltısı parıltısı bize ebediyen kafidir. Öyle bir şey, saadet var yani. Bu insanlar muhabbetullah'la kendinden geçerler. İbadetten başka da hiçbir şey düşünmezler. Bunlar ibadet adeta melaike gibi gıdaları hükmüne geçmiştir. Ve ruhu beşer için, insanın ruhu için en halis sürur. Sürur demek sevinç demek. Ve kalbi insan için en safi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Allah'ı sevmek içindeki, Allah'a muhabbet etmek içindeki ruhani bir lezzettir. Bu en yüksektir. Yani burada bir paragrafta bunları anlatıyor Bediüzzaman Said Nursi. Ama içinde de her şey var. Yani insanla ilgili, niçin yaratıldığı, fıtratının neyi iktiza ettiği, ondan sonra mertebeleri, saadeti, hepsi içinde var. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur, şirin nimet. Bakın biz avam olarak saadet deyince malım mülküm olsun filan diye öyle heves edilir yani. Halbuki bunların mal mülk hepsi de geçicidir. İnsan da dünya hayatı insanın da fanidir yani. Bunlar insanı ne kadar mesut edebilir? Hayatının sona ereceğini düşünen insanı, dünyayı iman yoksa tabii, dünyayı verseniz mes'ud edebilir misiniz? Evet, bu ancak imanla olur. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur.
yani sevinç, katıksız sevinç ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah, yani Allah'ı tanımada ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Yani marifetullah ve muhabbet olmazsa hakiki, halis sürur, nimet, lezzet olamaz diyor. Bu noktadan baktığımızdan, ben bir eğitimci olduğum için hep bunları eğitim noktasından da değerlendiriyorum. Demek ki mekteplerimizde çocuklarımıza, evlatlarımıza bu nimetleri, yani hakiki saadet, halis sürur, şirin nimet, safi lezzet, bunlara ulaşmalarını sağlamak için bunlara hangi dersi vermemiz lazım? Üç tane. Bir tanesi imanı billah. Yani öyle dersler koyalım veyahut dersleri o şekilde anlatalım ki çocukların böyle şey gibi sağ sağlam çelik gibi imanları olsun. Başka, Allah'a öyle şeyler anlatalım ki Allah'a karşı derin şeysi olsun, marifeti olsun, Allah'ı tanısın. Mesela bir meyve ile karşılaştığı zaman desin ki o çocuklarımız, bu rahmetin bir hediyesidir, kudretin bir mucizesidir. Cenab-ı Hak bize bunu gücümüz yetmediği halde, yapamadığımız halde ihsan ve ikram olarak göndermiştir. İşte bu nedir? Marifetullah'tır. Hemen bunun arkasından da muhabbetullah gelir. Ondan sonra da safi, sevinç, sürur gelir. Şimdi böyle yetişen bir gençlik düşünün toplumda. Bütün problemleri çözmeye çalıştığımız halledilmiş olarak görürüz. Bediüzzaman Said Nursi muhteşem bir söz söyler. Bu söz geçerliliğini söylediği zaman koruduğu gibi günümüz ve gelecek için de korumaktadır. Der ki, bu milletin kalp hastalığı zaaf-ı diyanettir. Yani toplumda meydana gelen olumsuz olayların en temel sebebi nedir? Dindeki zayıflıktır. Onu takviye ederek sıhhat bulabilir der. Onun için problemlerin çözümü mutlaka eğitimde aranmalıdır, ama doğru eğitimde aranmalıdır. Bakın bir başka vecizesinde, o da çok muhteşemdir. Aklın nuru fünunu medeniyedir. Aklı aydınlatan medeniyet fenleridir. Fizik, kimya, matematik, jeoloji, biyoloji gibi. Kalbin nur ziyası ulumu diniyedir. İnsanda akıl var ve kalp var. Aklı beslemek için marifet, medeniyet fenleri, ama kalbi beslemek için de ulumu diniyeye ihtiyaç vardır. Eksik olur öbür türlü. Eksik olduğu için problemler ortaya çıkar. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, yani nurlara, esrara, sırlara, ya bil kuvve, yani işi manevi olarak, veya bil fiil, fiile çıkmış şekliyle mazhardır. Onu hakiki tanımayan, Allah'ı hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, ondan sonra alama, elemlere ve evhama. Bunlar az uz değil, nihayetsiz diyor yani. Evhama manen ve maddeten müptela olur. Hatta dünyaca ünlü, ben ismini bu mübarek gecede anmak da istemiyorum, İnançsız sosyalist bir ülkenin lideri ama ünlü kendisi. O öleceği zaman, hasta, artık işin sonu gelmiş. Etrafındaki dalgalıklar gidiyorlar. Efendim diyorlar, sizin adınız artık tarihe yazıldı. Siz şöyle yaptınız, böyle yaptınız filan. O başını sallıyor. Yok diyor. Hiç diyor. Yok. Ben ölüyorum diyor. Ben ölüyorum.
Bu söylediklerinizin bana hiç faydası yok. İşte Allah'ı tanımayan insanın, şöhretli bir adamın düştüğü durum. Onun için iman olmazsa saadet de olmaz. Evet. Burada bunun için okudum. İmanın, marifetullah'ın önemini vurgulamak için. Ama pencerelerde de bu imanı tahkiki bir şekilde, ilmi bir şekilde anlattığı için ona mukaddeme olarak burada bahsettim. Beşinci pencere, görüyoruz ki eşya, yaratılan şeyler yani, hususen zihayat olanlar, yani canlı olanlar nedir bunlar? İşte ağaçlardır, yapraklardır, meyvelerdir, çiçeklerdir, neyse otlardır. Yani bunlar nebatat, zihayat olanların. Bir de hayvanlar var yani. Bin bir çeşit hayvanlar var. İşte kuşlar var. Onların binlerce çeşidi var. Denizde balıklar var. Aman yarabbi, seyre doyun olmuyor yani. Hem de mükemmel eserler yani. Bunlara diyor, hususen zihayatlara baktığımızda görüyoruz ki def'i gibi ani bir zamanda vücuda gelir. Yani çok kısa bir zamanda vücuda gelir, meydana gelir. Kısa bir zamanda. Evet, halbuki def'i ve ani çok kısa zamanda bir surette basit bir maddeden çıkan şeyler gayet basit, şekilsiz, sanatsız olması lazım gelirken çok maharete muhtaç bir hüsnü sanatta, yani sanat güzelliğinde çok zamana muhtaç, ihtimamkârane özen gösterilecek nakışlarla münekkaş. Çok alata muhtaç, acip sanatlarla müzeyyen, çok maddelere muhtaç bir surette halk olunuyor, yani yaratılıyor. Bunu gözümüzle görüyoruz. Yani bir kelebek çok kısa bir sürede yumurta halindeyken, ki o da toplu iğne başı kadar bir şeydir yumurtası. Ondan sonra bakıyorsunuz ki Cenab-ı Hak ondan bir kurtçuk yaratıyor. O da çok güzel bir şey. Rengarenk, ayakları var, ağzı var, gözü var, neyse. Sindirim sistemi, solunum sistemi. Bu çekirdek gibi toplu iğne başı kadar bir şeyden bu yaratılıyor. Ondan da kelebek yaratılıyor. Bu sefer kelebek havada uçmaya başlıyor. Yani o kanatlarının rengi seyre doyum olmaz. Yani hem hikmetli hem sanatlı. Şimdi bu bir tane değil. İnsan olsa sırayla yapar. Bir tane yapar. Ondan sonra bir tane, o tane. Ya bir mevsimde hesap rakamlarına sığmayacak kadar kelebek yaratılıyor. Ondan sonra işte cır cır böceği dediğimiz böcekler yaratılıyor. Daha başka arı yaratılıyor. Daha başka sinek, sivrisinek yaratılıyor. Yani hayvanlar olarak düşünürsek. Ama aynı zamanda bakın, kudreti ilahiyenin azametine bakalım ki buradan kardeşlerim. Aynı zamanda bir ağaçta, bir elma ağacında ben saydım şöyle bir tahminen 15 bin yaprak var. Bakın aynı anda 15 bin yaprak yaratılıyor. Bir ağaçta ne kadar elma ağacı var? Bunun yapraklarını sayabilir miyiz? Ne kadar değişik cins ağaç var? Bunları sayabilir miyiz? Buradan neyi görüyoruz? Hem de sanatlı, hem de hikmetli. Bakın bu yapraklarda biyolojide fotosentez diye bir olay var. Yani ışıkla, güneşten gönderilen ışıkla ne oluyor? Yapraklarda ağaç için gerekli olan gıda maddeleri üretiliyor. Her bir yaprak bir fabrika gibi yaratılmıştır. Ayrıca bir güzelliği de var. Rengarenk yapraklar. Evet. Hala bunlar çok kısa sürede oluyor. Ondan sonra basit bir maddeden yapılıyor. Topraktan. Ve bunlar sanatsız olması lazım gelirken mükemmel bir sanatta yaratılıyor. Çok zamana ihtiyaç varken çok kısa zamanda yaratılıyor.
Evet, çok aletlere ihtiyaç varken hemen hemen hiç alet olmadan yaratılıyor. Müzeyyen, süslü, çok maddelere muhtaç bir surette hal konuluyor, yaratılıyor. Allahu haliku küllü şey. Yani Kur'an-ı Kerim'de zaten ilmin menba kaynağı odur. Allah her şeyi yaratan Allah'tır. Yaratma Allah'a mahsustur. Birisi diyebilir, ya ben de yapabilirim. Yap kardeşim, bir tane yaprak yap da görelim. Bir tane elma, armut, kiraz yap da görelim. Hem bugünün teknolojisini de kullan yani. Hem ne kadar personel istiyorsan da al. Ben şunu açık ve net olarak söyleyebilirim ki, bunu Allah'tan başka, şöyle söyleyeyim, nihayetsiz ilmi, iradesi ve kudreti olmayan bir zat-ı Zülcelal'den başka bunu yapabilecek hiç kimse yoktur. İnsan bu noktada tam bir acz-ı mutlaktadır. Bunların her biri birer Allah'ı tanıttıran mucizedir. Biz şöyle diyoruz, ya bunlara gücünüz yetiyorsa bir tanesini yapın veyahut, çünkü bu yapılıyor, gözümüzle görüyoruz yani. O zaman yapanı kabul edin yani. Onu da kabul etmiyorsunuz. O zaman Cenab-ı Hak adaletiyle cehennemi size ihsar etmiştir. Ebedi mesken, mesken olarak kalmak üzere. Şimdi devamında diyor, işte bu def'i ve ani bir surette. Def'i ani, aşağı yukarı bir anda demek yani. Bu harika sanat. Sanat var ama çok harika. Ve güzel heyet. Topluluk yani. Güzel. Her biri, bu canlıların her biri bir sani hakimin. Sani sanatkar demek, Cenab-ı Hakk'ın isimlerindendir. Hakim de hikmetli. Yani abes, boş, lüzumsuz hiçbir şey yok yani yaratılan şeylerde. Dolayısıyla sanatkar, hikmetli bir sanatkarı vücubu vücuduna, yani onun varlığının şart olduğuna. Eşyayı görüyor musun? Öyleyse Allah var. Evet. Vücubu vücuduna şehadet, şahitlik eder. Ve vahdet-i rububiyetine, yani terbiye edicilikte ki birliğine, yani bunları ayrı ayrı ilahlar yapmıyor yani. Bunları bir tek zat-ı Zülcelal hepsini yapan aynı şahıs. İşaret ettikleri gibi hep beraber mecmu tamamı gayet parlak bir tarzda nihayetsiz kadir. Şimdi sanata bakıp sanatkâra geçiyor yani. Bütün bunları, bu kadar çok şeyi aynı anda en mükemmel şekilde yaratıldığından çıkarıyoruz sonucu. Ne diyor? Bunu yaratanın nihayetsiz kadir, kudret sahibi. Ondan sonra nihayetsiz hakim. O hiçbir şeyi boş, lüzumsuz, faydasız yaratmamıştır Cenab-ı Hak. Her şeyi bir faydaya bina. Başka bir vacib bir vücudu yani varlığı kat'i olan bir zatı gösterir. Yani bundan sonra söylenecek bir şey de kalmıyor yani. Bu ispattan sonra kim ne söyleyebilir? Hadi buyurun. Şimdi Bediüzzaman inkarcıya dönerek ona, şimdi ey sersem münkir, yani sersem inkarcı, haydi bunu ne ile izah edebilirsin? Senin gibi sersem, aciz, cahil tabiatla mı? Tabiat dediğimiz içinde bulunduğumuz alem yani taş, toprak vesaire. Bunlar da nedir? Acizdir. Ondan sonra cahildir. Yani ilim yok. Kim diyebilir ki atomun ilmi var, yok. Atom yaratılmış. Hayat atamadığı için bir
ilim yok veyahut hassiz de hata ederek o saniye mukaddese, o mukaddes yaratıcıya tabiat ismini verip onun mucizatı kudretini, onun kudret mucizelerini o tesmiye isimlendirme bahanesiyle tabiata isnat edip 1000 derece muhali birden irtikap etmek mi ister? Yani burada kardeşlerim, yani bu 5. pencere, yani bunun gibi 30 tane bahis var. Burada yani ehli küfür ve dalalete sığınabilecekleri nokta kadar bir yer bırakmıyor yani. Yani bu kadar izah, bu kadar mükemmel olur yani. Evet, bunu tekrar tekrar bu 5. pencereye okusak, yani imanımız güneş gibi parlar gider. Ben de yani bunu senelerce okuyorum. Yani Allah Bediüzzaman'dan ebediyen razı olsun ki her okuyuşta imanımın kuvvetlendiğini, imanen terakki ettiğimi hissediyorum yani. Evet. 6. pencere. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkı semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ve nehâri vel fülkil letî tecrî fil bahri bimâ yenfe'un nâse ve mâ enzelallâhü mine's-semâi min mâin fe ahyâ bihil ardı ba'de mevtihâ ve besse fîhâ min külli dâbbetin ve tasrifir riyâhi ve sehâbil musakhiri beyne's-semâi vel ardı le âyâtin li kavmin yakilûn. Burada geçen meselelerin tamamı ayetlerden, Kur'an'dan alınmıştır yani. Şeyin söylediği gibi, Mehmet Akif'in, Allah rahmet eylesin, söylediği gibi bir ihtiyacı dile getirir. Der ki doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamını asrın idrakine, yani bu çağın anlayışına söyletmeliyiz İslam'ı. İşte bu söz Bediüzzaman'da ve onun telif ettiği eserlerde tahakkuk etmiştir. Şu ayet, burada ayet-i kerimeyi okudum. Şu ayet vücub ve vahdeti gösterdiği gibi, yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini gösterdiği gibi bir ismi azamı gösteren büyük bir penceredir. Yani isimler var, Cenab-ı Hakk'ın isimleri. Bu Cevşenül Kebir duasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a 1001 ismiyle ne yapmıştır? Münacat etmiştir. Yani dua etmiştir. Bir hadis-i şerifte de Cenab-ı Hakk'a, işte Cenab-ı Hakk'a onun isimleriyle dua ediniz demiştir. Dolayısıyla bu isimlerden de ismi azam var. En büyük isim. Buna muhtelif alimler içtihatlarıyla Cenab-ı Hakk'ın bazı isimlerini ismi azam telakki etmişlerdir. Mesela Abdülkadir Geylani Hay ismini, Hay yani diri olan manasında o ismi şey olarak ismi azam olarak telakki etmiş. Programla şey yaptı, sabah namazının bir bölümünü verdi. evet, şu ayetin hülasası şudur ki, kainatın ulvi ve süfli tabakalarındaki, ulvi yüksek demek, süfli aşağıda demek, tabakalarındaki bütün alemler ayrı ayrı lisanla tek bir neticeyi, yani bir tek saniye hakimin rububiyetini gösteriyorlar. Şöyle ki, yani şimdi saniye hakim, hikmetle iş gören sanatkar manasına gelmektedir. Bundan murat da Cenab-ı Hak'tır. Her şeyi
sanatla ve hikmetle yaratıyor. Onun rububiyetini gösteriyor. Rububiyet bir şeyi tanzim etmek demektir. Mesela güneş sistemi var. Ya çok mükemmel bir sistem. Ortada güneş var, etrafında seyyareler var. Biz de o seyyarelerden bir tanesinin üzerinde, adına dünya dediğimiz, burada yani Cenab-ı Hak bizi burada yaratmış. Sonra dünya dediğimiz o seyyare ne yapıyor? Kendi etrafında gayet intizamla dönüyor. Gece gündüzü yaratılmasına vesile oluyor. Sonra bu dünya bir senede 365 günde yaklaşık olarak güneşin etrafında dönüyor. Cenab-ı Hak bunu 23,5 derece eğik eksenli yaratmış ki mevsimlerin teşekkülüne vesile olsun. Yani bu muazzam bir kudretin tanzimiyle ve tertibiyle olmaktadır. Peki içinde bulunduğumuz galakside milyarlarca ne var? Güneş var. Onların da seyyareleri var. Onlar da gayet intizamla hareket etmektedir. Hiçbir karışıklık nedir alameti görülmemektedir. Dolayısıyla bütün bu alemlere baktığımız zaman Sani Hakem'in yani hikmetle yaratan Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini Rab olduğunu yani bütün bunların Cenab-ı Hak tarafından yaratıldığını gösteriyor. Şöyle ki nasıl ki göklerde hatta kozmografya eski Osmanlıca Arapça tabirdir. Günümüzde de buna astronomi diyoruz. Yani sema ile ilgili ilim. Kozmografyanın itirafıyla dahi gayet büyük neticeler için gayet muntazam hareketler az önce arz ettim. Bir Kadir-i Zülcelal'in vücut ve vahdetini yani varlığını ve birliğini ve kemal rububiyetini sevk idaredeki mükemmelliyetini gösterir. Şimdi düşünün uydu gönderiyorlar semaya. Bu 60'lı yıllarda başladı göndermek. Yani bunun için tabii kurumlar var, çalışanlar var filan. Bu rastgele o uydu oraya konulamıyor yani. Bakın arkasında ne lazım? Bir ilim lazım. Başka bir irade lazım. Başka kuvvet, kudret lazım. Peki biz bir uydu atıldığı zaman bu uyduyu falan attı veya falan ülke attı veya falan kuruluş attı diye böyle şey yapıyoruz. Kendi kendine olması mümkün değil. Al sana dünyada bir uydudur ki hem de bizim bildiğimiz uydulardan çok daha büyük. Cenab-ı Hak bunu öyle atmış demeyeceğim de yerleştirmiş ki güneşin etrafında milyonlar seneden beri kemal intizamla devretmektedir. Güneşe yakınlığı, uzaklığı da çok önemlidir. Çok yakın olsa sıcaktan durulmaz ve hayat biter. Çok uzak olsa soğuktan durulmaz, yine hayat biter. Kaldı ki bir de şu var. Cenab-ı Hak insanı dünyaya gönderdiği için, canlıları dünyada yarattığı için onların muhtaç olduğu suyu da sadece dünyaya vermiştir. Yani bakın bulutlardan bunlar indiriliyor. Ve enzele mines semâi men. Biz diyor, yağmur yağıyor demiyor. Bu ifade yanlış olur. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve enzele, indirdik yani. Yağmuru semadan indirdik. Bunun iki manası da olabilir. Bulutlardan indirdik manası da olur. O da doğrudur. Fakat rahmet-i ilahiyenin semasından indirdik manası daha külli, o da doğrudur yani. Bir damla suyu yapmaya ve yaratmaya hiçbir kimse muktedir değil. Onun için oksijen, hidrojen lazım. Onları da yapman lazım eğer su yapmak istiyorsan. Onun için her şey lisan-ı haliyle adeta la ilahe illallah kelamını tilavet ediyor. Öyle de zeminde yani yeryüzünde
bilmüşahede, yani gözümüzle görerek, hatta coğrafyanın şehadetiyle ve ikrarıyla gayet büyük maslahatlar için, faydalar için mevsimlerdeki gibi gayet muntazam tahavülatlar, yani değişiklikler dahi aynı o Kadir-i Zülcelal'in, celal ve kudret sahibi Cenab-ı Hakk'ın vücub ve vahdetini, yani varlığının kat'iyetini ve birliğini, kemali ve kemali rububiyetini gösterir. Gözümüze gösteriyor. Burada birlik eğer bir yerde intizam varsa orada sevk ve idare eden bir olduğunu gösterir. Yani şimdi bir askeri birliğin başında iki kumandan olmaz. Olsa ne olur? O zaman hangisine uyacağını bilmedikleri için orada kaos çıkar. Onun için Bediüzzaman Hazretleri bir köyde iki muhtar, bir kasabada iki nahiyede iki müdür, bir vilayette ondan sonra iki vali olmaz diyor. Olsa kargaşa çıkar. Gözümüzü kaldırıp kainata bakıyoruz ve hatta yeryüzüne bakıyoruz ki hiçbir karışıklık alameti yok. Hatta İmam-ı Gazali bunu dile getirmek için Arapça olarak "Leyse fil imkâne ebdev min mekâne", yani imkan dairesi dahilinde bundan, yaratılandan daha iyisi olmaz demiştir yani. Evet. Hem nasıl berde ve bahirde, ber demek toprak, bahirde deniz, kara ve deniz, kemali rahmet ile, kemali rahmet, rahmet, ihsan ve ikram demektir yani. Bir de kemal derecesi var. Nihayetsiz rahmet, nihayetsiz ihsan, nihayetsiz böyle rızık. Evet, kemal-i rahmet ile rızıkları verilen. Şimdi burada duralım. Canlılar rızka muhtaç mı? Muhtaç. İnsan da muhtaç yani. Peki kendi, hadi hayvanların ilimleri de yok. İnsanın birazcık ilmi var. O da Allah'ın verdiği ilimdir. Kendi muhtaç olduğu rızkı yaratabiliyor mu? Yok. Ama gönderiliyor. Ha, demek ki bir gönderen var yani. Şimdi bir gün bir hatıra anlatayım. Sebze pazarına gittim. Ondan sonra bir tezgahın başına vardım. Ya dedim, bunun sahibi kim, nerede, kim dedim. Birisi çıktı geldi, dedi benim ağabey dedi, kaç kilo verelim. Yok dedim, ben bunun sahibini soruyorum. O dedi tamam abi, benim işte dedi, kaç kilo alacaksın? Yok dedim, ben bunun hakiki sahibini soruyorum deyince, ferasetli insan yani. Tamam abi, tamam, Allah 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 dedi, böyle şey yaptı. Dolayısıyla rızkı veren Allah'tır. Rızıkları verilen ve kemali hikmet ile muhtelif şekiller giydirilen. Ya şu kuşlara bakın ya, kuşlara bakın. Leylek diyorsunuz, ayrı bir güzellik. Bunun ruhuna uygun bir şekilde verilmiş. Ne bileyim, kırlangıç diyorsunuz, o daha başka. Yarasa diyorsun, ya saymakla tükenmez yani. Ve bunların uçuşlarına dikkat etmek lazım yani. Bu hava içinde, atmosfer içinde en mükemmel şekilde uçabilecekleri, hareket edebilecekleri ve durabilecekleri şekilde onların vücutlarına şekil verilmiştir. Kanat verilmiştir. Kuyruk tüyleri verilmiştir. Ayak verilmiştir. Ya bunlar saymakla tükenmez bu. Bunlar mükemmelliktir yani. Hiçbir uçak sanat itibariyle bir serçe kuşuna ve bir şeye yetişemez. Kırlangıca yetişemez. Evet, muhtelif şekiller giydirilen ve kemal-i rububiyetle, terbiyeyle, türlü türlü duygularla teçhiz edilen hayvanların ve canlıların. Tabii duygular itibariyle de en zengini nedir? İnsandır. Donatılan bütün hayvanat, yani canlılar
birer birer yine o Kadir-i Zülcelal'in, yani Celal sahibi, kudret sahibi Allah'ın vücuduna şehadet. Yani bunlar diyorlar ki Allah vardır. Yani adeta tecessüm etmiş, yani cisimleşmiş La ilahe illallah kelimesidir bunlar. Ama bakmak lazım, muhakeme etmek lazım, tefekkür etmek lazım. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam tefekkürle ilgili iki çok hadisi şerifi var ama iki tanesi diyor ki Cenab-ı Hakk'ın zatını tefekkür etmeyin, ona takat getiremezsiniz. Yani Ziya Paşa'nın dediği gibi idraki meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sikleti, yani ağırlığı çekmez. Allah zatını tefekkür edecek şekilde bize aklımızı öyle yaratmamış. Ama diyor ki Peygamberimiz Allah'ın eserlerini tefekkür edin. Ondan sonra başka bir hadis-i şerifinde de tefekkerü saatin hayrun min elfi senetin. Yani bir saat veya bir an Allah namına tefekkür, yani kainata bakıp onu kim yaratmış diye ve nasıl yaratmış, onu o yaratanın nasıl bir ilmi, iradesi, kudreti var diye böyle bakmak bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır diyor. Evet. Hem de yani Risale-i Nur'un hususiyetlerinden biri de bu tevhid nazarıyla Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği tarzda kainata nasıl bakılacağını gösteren sayısız neler vardır, bölümler vardır. Evet. Kadir-i Zülcelal'in vücuduna şehadet ve vahdetine, birliğine işaret etmekle beraber heyet-i mecmuasıyla, yani bütün bu canlıların tamamı gayet geniş bir mikyasla, ölçüde azamet-i uluhiyetini, yani Allah'ın azametini, büyüklüğünü ve kemal-i rububiyetini, sevk ve idare ve tedbirdeki mükemmelliğini gösterir. Öyle de bağlardaki muntazam nebatat bitkiler, bağlardaki yani bahçelerdeki, ya üzümün 300 çeşidi varmış. Ya o kadar çok çeşit nimet var, nebatat var. Bir de her birinin çeşitleri var yani. Bunlar yaratılıyor, o şekilde yaratılıyor. Evet, nebatat ve nebatatın gösterdikleri müzeyyen çiçekler. Şimdi garip bir şey var. Bir yalı boya ressamı, ondan sonra bir gül işesinin, tomurcuğunun resmini yapmış boyalarla. Ondan sonra çerçeveletmiş. Serginin duvarına asmış. Gelip gidenler de ya bu sanatkar ne büyük sanatkarmış, şöyleymiş, böyleymiş, bunun böyle bir sanatkar görülmemiş falan. Methüsenâ ediyorlar. Kardeşim sen gülün resmini yapana bu kadar methüsenâ edersen, o gül tomurcuğunun aslını yaratana ne kadar sena etmen lazım geldiğini anlaşılmaz mı yani? Ressama bir söz söylesek, takdir etsek, Cenab-ı Hakk'ı binler övgülerle yad etmemiz gerekmez mi? Birisi görüntüsünü aktarmış şeye, tabloya, öbürü ise onu cismani olarak yaratmış, gösteriyor. Evet, müzeyyen çiçekler. Çiçeklerin seyrine de doyum olmaz. Bir de şu var yani, Cenab-ı Hak onlara bir koku vermiş, insana da burun vermiş. Yani demek ki o kokuyu kim yarattıysa burun da yaratan olur. Gözü kim yarattıysa bu sanatlı eserleri yaratan da nedir? Odur. Gösterdikleri mevzun meyveler. Bir de meyveler var. Kaç çeşit? Mevzun yani ölçülü demek, yani vezinli, tartılı. Evet, mevzun meyveler ve meyvelerin gösterdikleri müzeyyen nakışlar. Meyvenin üzerinde de nakış var. Portakal ayrı, elma
Onun da çeşitleri var. Ayrı. Boz ayrı. Üzüm ayrı. Kimisi üzüm gibi tane tane. Neyse. Kimisi tek tek böyle. Cenab-ı Hak bunları yaratıyor. Evet. Bütün bunlar müzeyyen nakışlar, birer birer, yani her biri tek tek o sani hakemin, o hikmetli ve sanatlı yaratıcı olan Allah'ın vücuduna var olduğuna şehadet ve vahdetine, birliğine işaret etmekle beraber külliyetleriyle, yani çok yerde olmalarıyla gayet şaşalı bir surette cemali rahmetini, yani rahmetinin güzelliğini. Ya düşünün, yani rahmet, ihsan, ikram etmek manasına da gelir Rahman'dan, rahmetini. Dolayısıyla bu kadar nimetleri ikram ediyor yani. Bunu kime? İnsanlar için ikram ediyor yani. Öyleyse bu ikrama mazhar olan insanlar, ya bir defa olsun Allah demek, elhamdülillah demek, nimetten istifade ederken Bismillah demek gerekmez mi yani? Bu hem aklın gereğidir hem de fıtratın, yaratılışın gereğidir. Çünkü bize birisi bir çay ısmarlasa, ya arkadaşım teşekkür ederim, sağ ol, çok makbule geçti falan filan söylüyoruz. Eğer yemekler ikram ederse daha çok şeyler söylüyoruz filan, metü sena ediyoruz. Halbuki çayı yaratan da yemekleri yaratan da Cenab-ı Hak'tır. Ama Cenab-ı Hak aklımıza gelmezse hata ediyoruz. Fıtratın gereğini yerine getirmemiş oluyoruz. Evet, külliyetleriyle gayet şaşalı bir surette cemali rahmetini, yani rahmetinin güzelliğini ve kemali rububiyetini, sevk ve idaredeki mükemmelliğini gösterir. Hem nasıl cev ve semada, bulutlardan, cev ve sema atmosfer demek, bulutlardan mühim hikmetler, faydalar ve gayeler ve lüzumlu faydalar ve semereler için. Semere, o da fayda ve meyve demek yani. Tavzif edilen, yani vazifelendirilen ve gönderilen katreler, yani yağmur damlaları. Bir zaman ortaokulda değerler eğitimi konferansı vardı. Dedim ki çocuklar, bir damla su mu daha kıymetli, yoksa bir tane pırlanta mı daha kuvvetli? Şimdi başta bir tereddüt eder gibi oldular. Benim bu soruyu niçin sorduğumu da anladılar. Yani bizim nesillerimiz çok şeydir, çok masum, çok kaliteli, çok kabiliyetli. Anladı. Ve dedi ki hocam, şey daha kıymetli, bir damla su daha kıymetli. Bakın yukarıdan, bulutlardan pırlanta, yani elmas yağsa, herkes alır çuval çuval evine götürür diyelim. Ne faydası var yani? Ama yağmurun binlerce faydası var yani. Onun için yağmura ne denilmiştir? Rahmet adı verilmiştir. Yağmur yağıyor demeyse rahmet yağıyor deriz yani. Ve hem de berekettir. Evet. Hem nasıl cevvi semada, atmosferdeki bulutlardan mühim hikmetler ve gayeler ve lüzumlu faydalar ve semereler için tavzif edilen, yani vazifelendirilen ve gönderilen katreler, su damlaları, katreler adedince yine o saniye hakimin, yani hikmetli yaratıcının vücudunu ve vahdetini ve kemali rububiyetini gösterir. Her bir yağmur damlası odur yani. Çok kıymetlidir. O yağmur damlasının neticesinde bütün nebatat, ondan sonra hayvanat istifade etmektedir. İnsanın bile vücudunun büyük bir oranı nedir? Sudur yani. Susuz yaşayamayız da yani. Bu nimetlerin en büyüğü nedir desek, bence sudur yani. Eğer bunu anlamak istiyorsak ne yaparız?
3-5 gün susuz kalalım. Suyun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlayalım. Ben şöyle bir hikaye de anlatıyorum. Bir çok zengin bir adam, Ford gibi diyelim mesela, uçağı düştü, çölde kaldı. Çölde kaldı ama su olmayan bir yerde. Kendi hayatta kaldı. Neyse canını kurtardı. Ondan sonra böyle küçük pet şişelerinde yarım kiloluk herhalde bir suyu bir adam getirdi. Devesiyle oradan geçiyordu, rastladı. Ondan sonra o adam pazarlığa başladı. Dedi ki, sen dedi, bu suyu sana vereceğim ama sen servetin yarısını verir misin? Adam malı sevdiği için yok dedi, ya o yarım kilo su yaz bu verilir falan. Peki sen bilirsin dedi. Adam deveyi sürdü gitti. Ondan sonra bir müddet sonra tekrar geldi. Ondan sonra dedi ki o su olan, sen servetin tamamını verir misin? Adam artık 3-5 gün geçtiği için dili damağına yapışıyor. O su gözünde onun o kadar kıymetli ki kardeşim. Diyor ki bütün malımı, bütün servetimi, her şeyimi veririm. Yeter ki şu bana elindeki yarım litrelik suyu ver. Gördünüz mü yani? Bol olduğu için biz kıymetini bilmiyoruz. Yoksa ihtiyaç duymadığımız için değil. Evet. Her nasıl cevvi semadaki, ha, onu okuduk. Öyle de zemindeki bütün dağların ve dağlar içindeki madenlerin ayrı ayrı hasiyetleri yani özellikleriyle beraber ayrı ayrı maslahat için ishar ve ittiharları. İshar yani hazır edilmeleri ve depolanmaları, madenleri. Binlerce çeşit maden var yani. Ama düşünün bunlara insan muhtaç. Cenab-ı Hak bunları demek ki dağlarda insanların ihtiyaçları için saklamış. Şeyde petrolde yerin altında saklamış yani. Mesela radyoaktif maddeler var. Nükleer enerjiden insanlar faydalanıyor. Onu da yine dağlarda yer altında saklamış. Ya bunlar şeyi göstermiyor mu? Bunları bir saklayan ve insanın istifadesine sunan bir zatın olduğunu. Evet, ayrı ayrı hasiyetleriyle beraber ayrı ayrı maslahatlar için ishar ve ittiharları dağ metanetinde yani dağ kuvvetinde bir kuvvetle yine o sani hakemin o hikmetli yaratıcının vücub yani varlığının kesin ve vahdetini bir olduğunu ve kemali rububiyetini gösterir. Evet. Onun için Kur'an-ı Kerim'de vel cibele evtada yani daha biz dünyada dağları hazineli direkler olarak yerleştirdik, çaktık buyuruyor yani. Onun için dağ deyip geçmeyelim. Dağın sayısız faydaları var. Bu söylenen sadece bir tanesidir. Mesela atmosferin temizlenmesine vesile oluyor. Hava sirkülasyonunu şeye sağlamak suretiyle. Sonra bitkilerin telkihine yani döllenmesine vesile oluyor. Rüzgar esmese bitkilerde döllenme olmaz. O zaman ne buğday ne arpa ne meyve olmaz. Bunlar biz onun için Cenab-ı Hak hiçbir şey ama hiçbir şey yaratmamıştır ki onun çok hikmeti, çok faydası olmamış olsun. Bu faydaların çoğu da insan içindir. Biz dünyada kardeşlerim misafiriz. Burada dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil de değildir. Niceleri bizim gibi geldi gitti ama gittiğimiz yer iman ve ameli salih şartıyla dünyadan daha güzel bir yerdir. Ehli iman için kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir. Cennet ise o kabirdeki bahçeden çok daha mükemmeldir. Allah'ın biz misafirleriyiz, aynı zamanda yolcularıyız. Kur'an-ı Kerim'de Vallahu yed'u ila daris selam.
Yani Allah sizi selamet memleketine davet ediyor. Peki bu kadar büyük mükafat, bu kadar büyük nimet, bu kadar ihsan ikram var da bizden ne istiyor? Ya bu o kadar şey ki, mesela birisi bir adamı 8 saat çalıştırıyor, işte 100 lira veya az çok o kadar bir para veriyor yani. Ama 8 saat çalıştırıyor, o da bir günde bitiyor. Şimdi Cenab-ı Hak ebedi hayat ve ebedi saadet veriyor. Cennet veriyor. Neyse, bunun karşılığında bizden ne istiyor dünyada misafir olarak kaldığımız bu şeyde, memleketinde? İstediği şey 5 vakit namaz, Ramazan'da oruç, o da günün bir kısmında. Bol verdiği rızkından, malından 1/40 veya 1/10 zekat. Ondan sonra diyor, bir de malın varsa, saatin yerindeyse uçarak, yani şimdi tayyarelerle şeye git, hac yapmaya git, tavaf et. Yani haccın güzelliklerini ancak giderek insan anlayabilir, yoksa öyle uzaktan tarifle anlaşılması da hiç mümkün değil. Sonra Medine'ye gidiyorsunuz. Adeta Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında onun misafiri gibi oluyorsunuz. Onu sizin ruhunuz hissediyor yani. Oradan buraya gelirken bütün hacıların gönlünde bir hüzün olur yani. Sevdiği memleketten ve sevdiği Resulullah'tan uzak kalmadan gelen. Onun için bazı arif insanlar da demişler ki, senin vücudun memleketinde ama kalbin burada olsun, burada kalsın. Dolayısıyla ibadetler son derece az, sonra son derece şey, insana manevi huzur veriyor. Camiden çıkan, giren insanların yüzlerine bakın. Girerken birer asıktır ondan sonra, ama çıkarken böyle tenevvür etmiş bir sima ile karşınıza gelirler yani. Dolayısıyla ebedi hayat ve cennet için istediği 5 tane İslam'ın şartıdır. Kelime-i şehadet de namazın içindedir. Serveti olmayana da hac ve zekat gerekmemektedir. Dolayısıyla bir şey namaz kılmak, bir de Ramazan'da orucunu tutmaktır. O oruç da yani çok hikmetleri olmakla beraber günün belli saatlerinde, yani o kadar ki mükafatının bir kısmı dünyada veriliyor orucun. Nasıl? Orucun iftar sofrasına oturduğumuz zaman, daha önce oruç tutmadığımız zaman hiç hissetmediğimiz lezzetleri, nimetlerin lezzetlerini o sofrada hissediyoruz. Bu bir bakıma bunun mükafatıdır. Ama her ibadetin sevabı, mükafatı ne olduğu bildirilmiştir. Ama bir şeyinki bildirilmemiştir. O da orucun mükafatını Cenab-ı Hak bildirmemiştir yani. O bana aittir diyor Cenab-ı Hak yani. Oradan anlaşılıyor ki ona öyle bir mükafat ihsan edecek ki biz dahi şaşırıp kalacağız. Kardeşlerim, geceniz tekrar mübarek olsun. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Burada benim söylediğim bir şey yok. Ben aracıyım sadece. Ama bütün meziyetler Bediüzzaman Said Nursi'nin Kur'an'dan aldığı ve neşrettiği Risale-i Nur külliyatına aittir. Ben de Kur'an'ın hizmetkarı, ondan sonra Risale-i Nur'un bir talebesi olarak böyle haddimizi aşarak konuşuyoruz. Hakkınızı helal edin. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Kadir gecesi sevabı versin inşallah. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti çok geniştir. Ve bilhassa bu asırda Allah'ın yolunda gidenlere rahmet-i ilahiyenin vüsati daha da geniştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu asırda gelen, ahir zamanda gelen mümin ve müminat-ı müslim ve müslimat için, onlar benim kardeşlerimdir, ah ben onları bir görseydim dediği ümmetten olmayı bizlere nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü ebeden daima.